Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu kararlarını açıklamadan önce biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Çünkü bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız. Dönem başkanı olmanın verdiği böyle bir görevle de eğer bizimle bunun bir istişaresini Sayın Trump yapmış olsaydı herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Ve kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz. Ama şu anda bir verilmiş karar henüz yok. Sudan'a hareketi öncesi konuşan Erdoğan, Kudüs konusunda atılacak yeni adımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu işi tabii bırakmak mümkün değil. Duygusallığa kapılmadan gayet akıllı bir şekilde uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa bunları yaparak bütün uluslararası güçleri, işte Avrupa Birliği gibi, ne bileyim Arap Ligi gibi, bunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanının bize vermiş olduğu yükle, bunun yanında bağlantısızlar gibi bütün dünyadaki bu tür uluslararası kuruluşları da yanımıza almak suretiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu içerisinde çok farklı bir güç, farklı bir dinamizmi ortaya çıkarmak ve adımı da buna göre atmak durumundayız ve bunun çalışmasını da Dışişleri Bakanlığımız yürütüyor. Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamede yer alan taşeron düzenlemesiyle ilgili de bilgi verdi. Ama bundan sonra aracı olmayacak. Temizlik işlerini İstanbul'da İstoç var. Diyelim ki İstoç alacak, temizlik işlerini vesaire o yürütecek. Ayrıca bir başka taşerona bunu taşere etmeyecek. Yapılacak çalışma budur.